Merhaba sevgili izleyiciler. Ağustos'un son haftası yani Zafer Haftası'ndan hepinize merhaba. Bugün duyurularıma 30 Ağustos'ta başlamak istiyorum. 30 Ağustos bildiğiniz gibi 1922'de Dumlupınar'da kazandığımız zaferle Mustafa Kemal'in başkumandanlığında süren ve 98. yılını kutluyoruz. 98 yıldır da kutlanan bir bayramımız, önemli bir bayramımız. Buna bağlı olarak ikinci haberim ise çok ilginç. Türkiye'de bir ilk, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Eylül Köşkü'nde, Buca'da bu köşk. Burayı bayrak müzesi haline getiriyorlar. Bu işin fikir sahibi sevgili Ömer Durmaz. Okulda 9 Eylül'de hem Güzel Sanatlar bölümünde hocamız hem de okulun rektörü Profesör Doktor Nüket Hotar'ın başkanlığında böyle bir şey gerçekleştiriyorlar ve 9 Eylül yani İzmir'in kurtuluşunda da bu müzenin açılışı olacak, ilgililere duyurulur. Güzel bir haber diye verdim bunu. Üçüncü haberimiz ise tabii Temmuz sonu itibariyle açık hava etkinlikleri gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sürece dikkat etmemiz lazım. Çünkü pandemi sürecinde açık hava konserleri olsun, açık hava sinemaları olsun ki adalarda da bu seneye başlayan açık hava sinema etkinlikleri var. Bugün Büyükada'da eski Paytoncular Meydanı'nda başlayacak bu etkinlikler. Tabii çok güzel, insana moral veren etkinlikler ama bunlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli davranalım diyorum. Çünkü pandemi süreci de çok iyi gitmiyor diye bakıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dördüncü haberim bugünkü programla da ilintili. Sportsnet grubun yaptığı bir araştırma var TGI ile birlikte ve Kantar Medya'nın önderliğinde. Bu süreçte neler ön plana çıktı, neler izlendi diye baktığımızda kısaca şöyle söyleyecek olursak, mesela pandemi sürecinde %33.4 insanlardaki yürüyüş oranı artmış. Futbol oynayanların oranı 20.7 yükselmiş. Sıcak yaz günlerinde ise yüzerek geçirenlerin oranı ise 15.6 olmuş. Bunun yanında tabii bugünkü yine konumuzla ilgili sponsorluklar. Sponsorluklar aynen devam ediyor. Mesela PNG Los Angeles'taki TAP sponsorluğunu 2028'e kadar uzatmış. PepsiCo ki yine 30 Ağustos'ta UEFA Kadınlar Ligi Şampiyonlar Ligi finaline ve kadın futboluna 2025'e kadar destek olduğunu açıklamış. Yani bu haberler iyi. Sosyal medya izlenilirlik oranı normal dönemden %70 bir artış göstermiş. Sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısı %64.6. Yani baktığımız zaman online olanlar ve sosyal medya içerikleri tabii ki çok önemli. İnsanlar televizyon izleme ve sosyal medyayı çok yakından takip ediyor bu süreçte. Bu tip şeyleri bugün programın içinde de görüşeceğiz. Ben şimdi bugünkü konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bir konuğum stüdyoda, diğer iki konuğum ise Skype'den bağlanacak. TAP Gıda CEO'su Sinan Ünal. Efendim hoş geldiniz. Punch, BBDO, Ali Musa Paça, hem ajans başkanı hem kreatif direktör, hoş geldin Musa. Merhaba. Ve İdeas CEO'su Hakan Aydınol, efendim hoş geldiniz. Bugün tabii reklam verenle başlayacağız. TAP Gıda CEO'su Sinan Bey, sizin de biliyorsunuz bu pandemi sürecinde program yapacaktık ama o sürece girmemiz dolayısıyla ertelemiştik. Demek ki bugüne nasip olmuş. İsterseniz o günden bugüne nasıl geçti süreç, neler yaptınız, onunla başlayalım. Söz sizde. Çok teşekkürler Ender Bey. Ben de müsaadenizle şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Biz TAP Gıda olarak Türkiye ve Çin başta olmak üzere 5 ülkede 6 markamız Burger King, Popeyes, Arby's, Barro, Usta Pideci ve Usta Dönerci ile 2500'ü aşkın restoranımız, yaklaşık 55 bin çalışanımızla gıda sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Kendi etimizi üretiyoruz, kendi patatesimizi, kendi ekmeğimizi üretiyoruz. Az önce bahsettiniz, pandemi süreci ne yazık ki hayatımızda bu süreçte en çok denen sektörlerden bir tanesi de bizimki oldu.
Çin operasyonlarının sebebiyle pandemiyle ilk tanışan firmalardan bir tanesi olduk. Hem Çin hem de Türkiye operasyonlarımızda çok ciddi deneyimler edindik. Hala da edinmeye devam ediyoruz. Hem iş yaptığımız sektörün gereği hem de kurum kültürümüz oldukça hızlı bir şekilde karar alıyoruz. Bu dönemde de bunun çok ciddi avantajlarını gördük. Kriz anında ilk refleks olarak çalışanlarımızın ve misafirliğimizin güvenliğiyle ilgili zaten hali yüksek olan, hali hazırda gayet yüksek olan hijyen ve güvenlik standartlarımızı daha da arttırdık. Özellikle deneyimin tamamının güvenilirliğinden emin olana kadar belli lokasyonlarımızda geçici olarak kapamaya kadar varan sert ve radikal önlemler aldık. Mart ayında sadece Türkiye'de yaklaşık 1000 tane restoranımızı geçici olarak kapattık. Ama tabii bu süreçte bizim için en kritik konulardan bir tanesi de istihdamı korumaktı. 10.000'den fazla personelimiz yaklaşık 2-3 ay boyunca evlerinde kaldılar. Müşteri deneyimi çok önemli. Ancak insan sağlığı daha da önemli. Dolayısıyla biz teması minimuma indiren önlemleri alana kadar restoranlarımızı yeniden açmadık. Ve insanlara da evde kral adını verdiğimiz bir platform üzerinden siz evde kalın biz size geliriz dedik. Bu süreçte gördük ki insanlar bize bir fast food zincirinden daha fazlası gözüyle bakmaya başladılar. Pek çok kişi için bu dönemde güvenli ve lezzetli yemeğe ulaşabilecekleri çok nadir adreslerden bir tanesi olduk. Bu da özellikle hem restoranda çalışan personelimizin hem kuryelerimizin, fabrika çalışanlarımızdan tutun da tır şoförlerimizin bu dönemde yaptığı işe ekstra bir anlam yükledi. Biz bu dönemde tüm post cihazlarımızı temassız hale getirdik. Temassız teslimatı, ürünü getiren kişi ve hazırlayan kişinin ateşlerini ölçüp yazdığımız sağlık kartları, güvenli paket gibi önlemlerle de eve servisi de iyice hijyen önlemlerini arttırarak maksimumda güvenli hale getirmeye çalıştık. Tabii paket servis satışlarımız da çok ciddi bir şekilde arttı. Hatta şu anda da ciddi bir şekilde kurye alım yapmaya devam ediyoruz. Restoran tarafı için de çok kısaca bahsedeyim. Restoranlarımızın kapalı olduğu süreci de bir hazırlık süreci gibi değerlendirdik. Burada tüm sipariş ve teslimat sürecimizi de temassız hale çevirdik. Hem üretim, hazırlanma, servis edilme gibi tüm aşamaları bütünlük içinde güvenli hale getirdik. Bir sürü ekstra hijyen önleminin yanı sıra da siparişinizi alan kişiyle işte hazırlayan kişiyi farklılaştırmak gibi pek çok uygulama yaptık ve bunları sadece kendimiz denetlemekle kalmadık. 1200 restoranımızı tek tek Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmesini sağlayıp güvenli turizm belgesi de almaya hak kazandık. Tabii hayat normalleşmeye başladı. Az önce siz de bahsettiniz. İşte sponsorluklar devam ediyor, yatırımlar devam ediyor. Biz de tabii ufak ufak normalleşme hazırlıklarıyla futbola da kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu şekilde bir süreç geçirdik. Evet, aslında söylediğiniz şimdi bu devirde, yani bu dönemde daha doğrusu markaların ne kadar tüketicisini kollayan, daha çok sosyal yönde hizmet veren ve o tip iletişim kuranların tabii ki sürdürülebilir iletişimleri bundan sonra da devam edecek. Siz bunların başında dediğiniz gibi bütün bu işleri yaptınız. Evdekine kral dediniz ve ondan sonra da Türkiye'nin en önemli dört büyük spor kulübüyle ilgili de bir sponsorluk ve aynı zamanda da bir marka işbirliği yaptınız. Bu konuda da İDEAS gayet güzel bu çalışmalara devam ediyor. Onunla ilgili şimdi Hakan'a dönmek istiyorum. Sevgili Hakan, bu süreç tabii zor bir süreçti. Evet. İşte yaklaşık bir iki hafta sonra ligler de devreye girecek. Birçok etkinlikler zaten işte belirli sınırlı sayıda oranlarla hizmet vermeye devam ediyor ama zor bir süreç tabii ki. Nasıl başladı aslında bu süreç? Tabii başlangıcı iyiydi ama bu süreçte de ben Sinan Bey'le konuştum. Anlaşmanın 5 yıllık bir süreç olduğunu ve devam edeceğinden bahsetti. Dört büyükle bu devirde anlaşmak kolay değil. Sözünü.
Teşekkürler. Esasında tabii çok keyifli bir birliktelik oldu. Yani Tabgıda'nın altı markası ve yönetsel, operasyonel ve pazarlama kabiliyetlerinin çok yüksek olması kulüplerle olan görüşmelerimizde bizim için çok önemli bir faktördü. Bu sizin de dediğiniz gibi 2025 yılına kadar 5 yıl sürecek bir anlaşma. Ve burada Sinan biraz önce çok iyi özetledi. Yani 1200 restoranı online ve call center üzerinden satış yapabilen ve insanların hayatında stok deminimizi çok yüksek olan her gün tükettikleri bir ürünü kulüplerle markalaşmış bir şekilde bulabilecekleri bir ortam hazırlamak esasında çok çok önemliydi. Bu klasik bir sponsorluk anlaşması değil. Tamamen bir iş ortaklığı, stratejik bir partnerlik olarak düşünmek gerekiyor. Burada yapılan bütün çalışmalar esasında taraftara en doğru ürünü, en doğru network üzerinden en hızlı bir şekilde verebilecek bir sistem üstünde kurulu. Taraftarların esasında burada en önemli çıkış noktasının kulüplerine katkı sağlarken hiçbir şekilde ceplerinden ekstra bir para, herhangi bir yüklenim olmadan bu projeye katılmaları ve kulüplerine katkıda bulunmaları üzerine tesis edildi. Ve bu da esasında bulunmaz bir fırsat. İçinde bulunduğumuz ortamda malum hem sponsorluk rakamlarının düşük olması hem uzun vadeli sürdürülebilir gelir kaynağı yaratmak açısından TAB Gıda işbirliğinin ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kulüp taraftarlarının en önemli aklında olan şey resmi mağaza ürünlerini alarak katkıda bulunmak şeklinde. Fakat günümüz spor endüstrisinde bu çok çeşitlenmiş, birçok stratejik işbirlikleriyle taraftarların günlük hayatlarında kullandıkları ürünlerde takımlarına destek verebileceği fırsatlar içinde barındırıyor. Bu perspektiften baktığımızda da dört büyük kulübümüz de spor endüstrisinin esasında %90'ına yakın bir coverage yaratan ve TAB Gıda'yı Türkiye spor endüstrisinin resmi hızlı tüketim, gıda tüketim şeyi grubu olarak anlatabileceğimiz bir yere konumluyor. Ve dediğim gibi biraz önce en önemli şey burada TAB Gıda'nın önemli bir fedakarlık da kendi marjından kulüplere katkı sağlayabileceği ve sürdürülebilir bir gelir ortaklığını ortaya koyuyor. Son dönemlerde demeyeyim ama yaklaşık 15 sene, 20 senelik periyotta dört büyük kulüple beraber yapılabilen en büyük anlaşmadır bu ve en uzun 5 yıl süreli. 5 yıl evet, uzun ve dört kulübü bir araya getirebilen, biraz sonra Musa arkadaşım da anlatacak, iletişim stratejilerini dahi kulüplere özelleştirilmiş, onların arzularına, onları özel hissedebilecekleri bir yöntemle seçildi. Pandemi süreci, yani biraz da rakamlar nedir derseniz, yani 100 milyonların üzerinde menü satan bir grupla iş ortaklığı yaptığınızda çok büyük hedefleriniz var. Yani buradaki kulüplerin sağlayacağı gelirin üst limiti yok. Taraftar ne kadar bu ürüne sıcak bakarsa evet, milyonlarca lira para kazanabileceği bir potansiyelden bahsediyoruz. Bütün kurallar, her şey çok açık bir şekilde ortada. Böyle baktığınız zaman da esasında bu işbirliğine çok iyi bir şekilde destek vermeleri gerekiyor. Biz Ocak sonu Şubat ayının başında bir iletişim stratejisi başladı. Pandemi sürecinden bir aylık sürede esasında projenin çok hızlı bir ivmeyle muazzam rakamlara gidebileceğini gördük. Fakat talihsiz bir şekilde Mart'ın 10'unda her şey kapanınca bu süreç, bütün iletişim stratejileri biraz maalesef offside'a düştü futbol anlamıyla. Aynen. Fakat biraz önce Sinan'ın da yakından bahsettiği üzere tekrar bu işe bir ivme verip o Mart'taki Şubat'ın tamamı ve Mart'ın ilk haftasında o 5 haftalık süre içerisindeki o muhteşem rakamları tekrar önümüze alacağımızı düşünüyoruz ki bu da hem Türk sporu için hem TAB Gıda için, bu ekosistem içerisindeki bütün paylaşımcılar için bence önemli bir katma şey, değer yaratacak bir iş oldu. Açıkçası çok heyecanlıyız. Yani TAB Gıda gibi büyük bir grubu, 4 tane büyük marka spor markasıyla bir araya getirebilmek hem zordu ama sürecin meyvelerini görmeye başladığımız zaman da keyfi ayrı oldu yani. Evet. Evet Musa, şimdi filme gitmeden istersen sen biraz bu reklam çalışmasından bahset, sonra filmi izleyelim. Hem o şekilde de iletişimin değerlerini görmüş oluruz. Tabii yani ben biraz böyle başından başlatmak istiyorum hikayeyi. Yani biz işte reklamcı olarak, siz zaten sürekli reklamcı konuk ediyorsunuz. Hani böyle bugünlerde çok iyi brief alamadığımız bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorduk. Yani bizim için o anlamda çok özel bir proje olarak başladı. Çünkü
Tabgıda yani çok iyi bir brief de geldi bize. Sevgili Victor ve İhsan'ın Deeper diye bir şirket var. Onların yaptığı çok iyi bir araştırma sonucuyla geldi. Ve bu araştırmanın sonucunda aslında bütün takımların kendine has taraftar profillerini bize verdiler. Ve biz de aslında o profiller üstüne çalıştık. Yani şu gerekiyordu, hani biz düz bir takım filmi yapmak istemedik. Yani orada Tab Gıda'nın markalarının, özellikle Burger King'in çok net bir ağırlığı olması gerekiyordu. Her şey aslında şununla başladı. Yani Ateş, Burger King'in en temel bileşeni, markayı çok iyi anlatan, yıllardır süren bir iletişim öğesi. Ve biz her şeyi onun etrafına kurmaya başladık. Çünkü yani futbolda aslında hepimizin yüreğinde yanan bir ateş. Ve böyle hani bizi sürekli harekete geçiren, bize güç veren bir ateş. Bütün filmler zaten göreceksiniz, yani izleyenler de vardır. Çok iyi izlenmeler aldık o kampanyayla. Bu ateş hikayesi çevresinde kuruldu. Oradan Burger King'le bağını asla kaybetmeden ilerledi. O anlamda bizim için oldukça özel bir şeydi. Bir de Hakan abinin dediği şey doğru. Yani bu kadar büyük bir kampanya daha önce hiç bu kadar bütün büyük takımları kapsayan şekilde yapılmamıştı. Bizim için prodüksiyon süreci de yani hem zorlayıcı oldu hem de bir anlamda yaşamadığımız bir deneyimi yaşattığı için çok eğlenceli ve besleyici oldu. Bizim için bu, yani bizim şansı özel ve hani yapmaktan 2019 ve 2020 senesinde bizde biraz böyle bir araya girdi onlar. Çok gurur duyduğumuz bir iş. Evet, şimdi izleyeceğiz ama Sinan'la program öncesinde de konuşmuştuk. Tabii her dönemde bir formaların yenilenmesi söz konusu oluyor. Belki filmde ufak bir forma revizyonu gerekecek. Onun için şimdiden söyleyelim, hani izleyenler şu anda bir evvelki formaları görecekler. Ama bu yeni dönemde revize olacak diye düşünüyoruz. Evet, bir filme gidelim. Hatırlayalım bu dört büyük kampanyayı. Renklerimizden biri vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı, öteki de içinde turuncudan iz taşıyan tok bir sarıydı. Ateşin içindeki renk oyunlarını görür gibi olmuştuk. Sarı kırmızı alevinin takımımız üstünde parıldamasını tasavvur ediyor ve bizi galibiyetten galibiyete götüreceğini tahayyül ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. Sarı kırmızının ateşi... Ateşiyle birleşti. Artık dakika 90. Belki de son şans. Haydi çocuklar. Şimdi bir gol şansı. Kaçıyor. Kaçıyor. Bu da kaçıyor. Tribünler sessizliğe gömülüyor. Gol için bir kıvılcıma, bir ateşe ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sevdik seni. Her şeyden çok. Fenerbahçe bize bu yolda. Sırlık sunar Fenerbahçe'nin ateşi, bir ateşiyle birleşti. Her Trabzonlu'nun içinde bir ateş yanar. Zordur Karadeniz. Kolay değil, mücadeleyi severiz. Sert görünür, fırtına olur eseriz. Sevince de yürekten severiz. Coşkuluyuz. Hırslıyız, mücadeleciyiz. Tribünde de, sahada da böyleyiz biz. İşte bu yüzden bize her yer Trabzon. Evet, Sinan Bey, son 3 dakikaya giriyoruz.
sizinle final yapmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Filmler gayet böyle insanı diken diken eden filmler aslında her taraftara göre. Sağ olsun bugün Hakan da bana vişne rengi formadan hediye etti. Teşekkür edeyim bu arada ona da. Ne diyorsunuz? Bu geri dönüşlerde peki filmin bir etkisi oldu mu veya... bu yeni dönemde nasıl bir şey bekliyorsunuz? Revizelerden sonra bu iş nasıl ilerleyecek? Türkiye'de futbol çok büyük bir tutku. Biz neredeyse Türkiye'deki evlerin yani tamamına demeyeyim ama çok büyük bir kısmına giriyoruz. Keza futbol da öyle. Bu iş hani içeride yani sahalarda da olsa, tribünde de olsa, evde de olsa futbol ateşinin yanmaya devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Az önce birkaç rakam verdiniz programın başında. Evdeki izlenme oranları, sosyal medyanın tüketim oranları, bunların ciddi bir artışı var. Bu artışın bir şekilde bu futboldaki ilginin de artmasıyla destekleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani ciddi anlamda bir geri dönüş bekliyoruz. Başında söyledik yani ufak bir şanssızlık oldu pek çok şey için. Korona hayatımızdaki birçok şeyi planımızın dışına itti. Ama biz tekrar tabii ki bu sürece hızlı bir şekilde adapte olduk ve kuvvetli bir yeniden başlangıç yapacağız. Güzel bir birliktelik oldu. Hareketi seven ve teşvik eden bir markayız. Dolayısıyla hani futbolun da buna gayet güzel bir şekilde destek olacağını bekliyoruz. Bu vesileyle de hani hem Hakan abi hem Musa'ya da iş birliktelikleri için tekrar teşekkür etmiş olayım. Evet, peki Hakan senden de bir kısa değerlendirme alayım. Yani en azından futbol endüstrisi veya spor endüstrisi bundan sonra neleri bekliyor? Çünkü Fransa'da 2024'te olimpiyatlar var. Bunun sponsorları da devam kararı almış. Aynen. En azından bir umut verici gidişat gözüküyor. Vallahi spor kontenti özellikle canlı maç içeriği dünyadaki en pahalı ve en değerli içerik. Sporun tutkusu sadece futbol değil, diğer spor dalları ama Türkiye için en geçerli olanı futbol ve futbolda doğru bir yatırım alanı markalar içinde geniş fırsatlar barındırıyor. Doğru iletişim stratejileri, doğru yaklaşım, doğru kontratlar ve bunun arkasını besleyecek doğru işlerle birlikte markaya geri dönüşüm alabilecekleri en önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. O duyguyu, o sevgiyi, o aşkı markayla bir araya getirip bunu doğru bir dozajda iletişim stratejileriyle kulüplerin taraftarlarıyla bir araya getirmek gerekiyor. Taraftarların da dediğim gibi yani bu önemli iş birlikteliklerine destek vermek ama bu destek hiçbir zaman için kendi mali bir külfet olarak yüklenmeden bu işbirliğinin yarattığı sinerjiyi, o potansiyeli kinetik enerjiye çevirecek taraf taraftarlar. Taraftarların buradaki katkısını, farkındalığını, kulübüne yatırım yapan değerli markaların yanında olma tutkusunun çok önemli olduğunu ve gelecekte de sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Malum biraz önce de söyledim. Önemli ve zor bir süreçten geçiyor bütün sektörler, evet. Türkiye'de. Spor endüstrisi de öyle, kulüplerimiz de öyle. Doğru bir iş varsa bunu en azından taraftarların doğru bir şekilde algılayıp desteklerini devam ettirmeleri gerekiyor. Çok son derecede güzel işler yapılıyor. Sadece bu iş değil, bununla beraber yapılmış başka iş ortaklıkları da var. Bankacılık alanında olsun, GSM alanında da olsun. Hepsine destek vermeleri ve kulüplerini yaşatmak için devam ettirmeleri yapmaları lazım. Gerekiyor diye. Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliklerin devamını diliyoruz İnşallah. Önümüzdeki 2021'de de. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Böyle bir süreçte sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni ayın ilk programında sizlerle birlikte olacağız. 4 Eylül önemli bir gün. Bugünün önemini unutmayalım. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.